Konuşan Orada TV'den herkese iyi akşamlar. Gündemin nabzıyla yine sizlerleyiz. Çayınızı, kahvenizi aldıysanız başlıyoruz. Öncelikle hocam nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Sen nasılsın Badegül? Ben de iyiyim. Evet, bu hafta bir cuma günü tekrar beraberiz. Yeni gündem başlıklarıyla karşınızdayız. Evet, dün yeni bir gelişme oldu. Büyük bir buluşma gerçekleşti biliyorsunuz. Evet, Meral Akşener ile Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan buluştu. Evet. Bu buluşmayla alakalı tabii ki çok fazla cümleler kuruluyor. Meral Akşener'e tepkiler yüksek. Evet. Anayasa değişikliği konusunda acaba destek arayışım olabilir mi bu buluşma diyoruz. Tabii Meral Hanım'ın da yani Meral Akşener'in son dönemde yaptığı tutarsızlıklar, izlediği siyaset politikasına bakılırsa tek bir çizgide yürümediğini biliyoruz. Bundan dolayı tabii ki halk da bunlara çok tepki gösterdi. Tabii kafamıza takılan bir diğer durum, yani kendi yorumum olacak olursa, Sayın Cumhurbaşkanımız acaba yeni bir seçimde kaybedeceğini anladığı için yani muhalif toplamaya mı başladı? Acaba ittifak anlayışları da devam ediyor çünkü. Tabii birçok söylenti var, birçok durum var. Şu an bu buluşmayla ilgili sosyal medyada da tabii Meral Akşener'e ayrı bir tepki yağıyor. Bunları da az sonra sizlere tepkinin okuyacağım. Tepkinin en büyük sebebi de zaten 31 Mart seçimlerinden itibaren Meral Akşener'in hiçbir yerde gözükmüyor olması. 31 Mart seçimlerinden itibaren İYİ Parti'den de Meral Akşener'e bir ulaşım sağlanmaya çalışıldı ama Meral Akşener hiçbir şekilde İYİ Parti'deki arkadaşlarının, vekillerinin hiçbirinin telefonlarını açmadı ama Tansu Çiller'in eşinin cenazesinde Meral Akşener göründü. Arka tarafta da zaten bu buluşma için bir görüşme sağlanmış. Zaten 31 Mart seçimlerine itibaren de Cumhurbaşkanı'yla bir konuşma halindelermiş kendileri. Ama Meral Akşener'in şöyle bir açıklaması vardı. Ne olursa olsun ben saraya gitmem demişti. Bu sözünü de hocam yutmuş oldu bir yerde. İYİ Parti Genel Başkanı, şu anki Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nda şöyle bir açıklaması oldu. Normalleşme olacaksa şu anki Cumhurbaşkanlığı sistemi değiştirilmeli. Anayasal oyunlara bizi katmayın dedi hocam. Siz neler söyleyeceksiniz son olarak? Yani dediğim gibi halkın tepkisi yüksek. Sosyal medyadan ben birkaç cümle okuyacağım. Tansu Çiller eşittir Akşener demişler. Yani değişik benzetmeler, değişik durumlar olmuş. Saçlar sarıya boyatınca tanınmayacak mı zannetti demişler. Yani birçok yorum var burada. Denize düşen Erdoğan'a sarılır diye bir yorum var. Evet, bütün siyasetçilerimizin olduğu gibi. Evet, çok fazla yorumlar yapılmış. Şaşırdık mı bu duruma? AKP'ye mi geçiyor acaba? İşte Tansu Çiller gibi olmuş. Sürekli tabii burada okunmaması gereken mesajlar da var. Onları okumayalım. Şaşırdık mı demişler. Evet, biz de çok şaşırmadık açıkçası. Yani bekliyorduk zaten. Yani evet, son dakika haberi olarak bir tane bir şey söyleyeceğim. 11 Haziran'da bir iadeyi ziyaret olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'i makamında ziyaret edecek. Son dakika haberi olarak da bunu girelim arkasından evet. Diyorum. Evet, biliyorsunuz ki Kayseri'de eğitim uçağı düştü. Kayseri'de 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir eğitim uçağı düştü. Evet. İki tane pilotumuz şehit oldu hocam. Evet. Uçak İtalya'ya ait bir uçak. Evet. SF-260D tipi sağlam bir uçak normalde. Düşmesi beklenilmeyen bir uçak. Yani bunda pilotaj hatası da çıkmıyormuş genelde. Neden böyle bir kaza oldu? Niye oldu? Bunların zaten kaza kırım raporlarında belli olacaktır. Teknik arıza şüpheleniyor. Eğitim uçakları da zaten öğretmenlere kolaylık sağlayan bir uçaktır. Bunu da buradan bilgilendirelim. Yani tecrübe uçuşu için havalanmış ve bu şekilde düşmüş. Evet, tabii, ailelerine de başsağlığı evet, diliyoruz. Evet, ülkemizce başımız sağ olsun diyoruz. Evet, bir diğer konu, merak edilen konu, mülakat kaldırıldı mı? Öğretmenlerimizle ilgili bir haber bu da. Öğretmen adayları artık üniversite mezunu olduktan sonra KPSS puanıyla Milli Eğitim Akademisi'ne girecek. Burada gerekli eğitimi gördükten sonra, yani bir yıllık bir eğitim bu, başarıyla bitirirlerse atamaları yapılacak.
Yakın zamanda meclise sunulması planlanan yeni öğretmenlik meslek kanunsunda mülakat kaldırılacak mı? Bu merakla bekleniyor. Ve eğitime girmişken bu eğitimin sil baştan yeniden düzenlenmesi ne kadar doğru? Yani burada tabii ki yenilik şart bazen, evet, ama yenilik güzel bir şey. Fakat eğitimde sürekli bir yenilik doğru bulmuyorum. Çünkü burada şöyle bir durum var. Ben bir öğrencinin, velinin sürekli yeni kitaplar almasını, sürekli kıyafet değişikliği, yani bu tür eğitimin değişmesini sürekli doğru bulmuyorum. Evet, ben hocam, eskiden böyle değildi. Yani. Eskiden ben kitap alıyordum. 8'e mi geçtim? 7. sınıfa bitiren bir arkadaşıma bu kitabı veriyordum. Bu şekilde okulu tamamlıyorduk. Yani bir kitap kaç kişinin işine yarıyordu. Bu sene al, bir dahaki sene al. Fiyatlar zaten gitgide artmış. Kıyafet olayı öyle. Yani sürekli bir forma değiştirme var. Yani Türkiye'de sanki ekonomik sıkıntımız azmış gibi. Ki zaten en büyük sorunumuz ekonomi. Yani bu kadar yeniden yüksek fiyatlara bunları almak, sürekli değiştirmek. Yani eğitim basitleşiyor. Yani eğitim burada maddi sıkıntıya da giriyor. Okumalar da azalır. Yani okuyan da zaten atamaları yapılmıyor. Yani sürekli bir eksiklik var. Önceden siyah önlük giyerdik. 5 yıl, 4 yıl giyiyordum ben önlüğü. Bu kadar pay bırakıyorduk. Oradan uzata 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 seneleri bitiriyorduk yani. Ama şu an işler çok değişti. Öğrenciler krop bile giyip öğretmen karşısında ders dinliyor. Yani buna insanlar tabii ki kapalı giyinir, açık giyinir, bunlara karışmıyoruz. Ama eğitiminde bir saygı ve düzeni var. Bunu da bozmamak gerekiyor. Bazı öğrenciler, ya serbest kıyafet zaten olmaması gerekiyor. Ben alabiliyorum, diğeri alamıyor. Ya da diğeri alıyor, ben alamıyorum. Yani bunların önüne geçilmesi gerekiyor böyle şeylerin. Ne giyerseniz giyin ama eğitimde bunları yapmamamız gerekiyor. Her şeyin bir kuralı var. Kısa sürede değişim insanı yoruyor, ekonomiyi de yoruyor, eğitimi de yoruyor. O yüzden eğitim artık bu şekilde amacın dışına çıkıyor. Ve eğitim biraz uzun bir konu. Yani şimdi müfredatlar da değişti. Yani müfredatta ne değişti? Şimdi matematik müfredatı seyretildi dendi. Bir matematikçi gözlemiyle integral çıkarıldı müfredattan. Türev durdu. Şimdi integralla türevi sen ayıramazsan ki bunlar bir bütün zaten. Yani bunlar biri diğerinin tersiyle çözülen bir matematik işlemi. Yani türevi integral kaldırıyorsan türevi de kaldıracaksın. Umarım diğer derslerde de böyle hatalar olmamıştır. Diğer öğretmen arkadaşlar da bu konuyla ilgili yorum yapıyordur büyük ihtimal. Konuya hakim olduğum için bu yorumları yaptım. Mezuniyet olayı var bir de. Evet. Yani hepinizin şahit olduğu bir mezuniyet olayı var. Kreşlere kadar düştü şu anda. Evet, 90'lı yıllarda bu nasıldı? Biz üniversiteyi bitiriyorduk. Üniversiteyi bitirince KEP töreni ve mezuniyet töreni oluyordu. Yani şu an kreşlerde anaokulu öğrencisinin daha birinci sınıfa başlamamışsın. Neyin mezuniyetini veriyorsun? Yani nereden mezun oldun? Daha okula devam etmeyecek misin? Yani birinci sınıf, ikinci sınıf nerede? Neyin mezuniyeti oldu? Yani iyice ekonomi gitti, eğitim gitti. Yani nereye gidiyoruz? Tamam, birinci sınıftaki çocuğun 2, 3, 4, 5'te mezuniyet ver. Ana sınıfında mezuniyet ver. Bu kadar eğitimi basitleştirmeyin lütfen ya. Ben yani artık gün geçtikçe eğitimde kalite düşüyor arkadaşlar. Bu konuda da sınıfta kaldık diyoruz. Başka da yorum yapmak istemiyorum. Evet, bir diğer konumuzda fındık ekotesi düşünmeye mi çalışılıyor? Seyit Torun'dan bununla ilgili bir açıklama gelmiş. Öncelikle onu sizlerle paylaşayım. Sezon başında yapılan basın toplantısında CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, fındık sezonunun bir hayal kırıklığı olarak geçeceğini açıkladı. Fındık ekotesi şu anda düşünmeye çalışılıyor. Çünkü fındık çokmuş gibi gösteriliyor şu anda. Bir tane arkadaşımız da zaten bununla ilgili bize bir görüntü atmış. Fındık görüntüsü var ve çok gözüküyor. Bu da rekorteyi düşürüyor. Bilerek ya da bilmeyerek bir algı oluşturuluyor fındık fiyatının düşürülmesi için. Yani
Fındığı çok gösterir. Aslında biz kendimize yapıyoruz. Bizim şehrimiz fındık şehri. Fındık ne kadar olursa bizim geçimimiz o kadar da kolay olacak. Binlerce insan var sonuçta bu fındıkla geçinen. Evet, binlerce insan var. Bunu bizim özellikle bizim yapmamamız lazım. Zaten bir fındıkla ilgili bir önceden bir fiyat belirlense, bir fiyat konulsa zaten böyle oyunlara da gerek kalmayacak. Biz fındık fiyatı belirli zaten. İnsanlar da ona göre kendilerini hazırlayacaklar diyorum. Evet, CHP Ordu Milletvekili'nin de burada Sayın Mustafa Adıgüzel bu olaya biraz sert tepkiler verdi. Üreticinin hakkını koruyacağını belirtti. Emeğin hakkını söke söke alırız. Size Ordu ve Giresun meydanlarını dar ederiz dedi. Tabii maliyetin altında fındık fiyatı açıklarlarsa yani bu her sene oluyor zaten. Maliyetin altında açıklanıyor. Evet, maliyetin altında açıklanırsa tabii ki Mustafa Adıgüzel'in de dediği gibi haklarını arayacaklar. Ama ben buradan şunu söylemek istiyorum. Hükümetin de fındığı destekleyici politikalarını bekliyoruz. Destekleyici politikalar bekliyoruz. İnşallah iyi bir fiyat verilir. Üreticinin yüzü de güler. Evet, bir diğer konumuz da mülteci sorunu. Evet, Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi. Türkiye'de güvenlik sorunu var zaten. Bu konu aslında uzun tartışmaları beraberinde getiren bir konu. Yani bu mülteciler ülkemize niye gelmişti, niye geldiler? Yani 2011 yılında iç savaş nedeniyle güvenli gördükleri için bizim memleketimize geldiler. Sonra açlık sınırı altında kalan her mülteci de Türkiye'ye akın etti. Ama şöyle bir sıkıntı var. Sınıra elini kolunu sallayan herkes girebiliyor. Yani kapısı açık ev gibi. Giren çıkan belli değil derler ya. Yani o misal. Ben buradan özel aracımla İstanbul'a gitmeye kalkayım. 100 tane polis beni durduruyor. Evet, şey mi yapıyor? Yani bir her türlü kontrolü yapıyorlar, aramayı yapıyorlar. Ama onlara neden bu serbestlik tanınıyor? Yani bu hiç doğru bulmuyoruz bunu tabii. Zaten eğitimde de serbestler. Ücretsiz bir şekilde kalıyorlar. Ücretsiz bir şekilde eğitimlerini tamamlıyorlar. Evet. Yaşamlarını rahat bir şekilde ülkemizde sürdürüyorlar. Ama Suriye'de savaş da bitti hocam. Neden geri gitmiyorlar hala? Doğum oranlarına da bakacak olursak göçmenlerde üreme %100 iken Türkiye'de bir düşme var. Evet. Yani %1'in altına düştü Türkiye'nin durumu. Yani bir bu nüfusta 20 yıl sonra nüfus düzeni de bozulacak diyorum ben. Yani bu insanların ülkesine geri dönmesini istiyoruz. Zaten kendi Türk liraları da bizimkinden daha değerli olmaya başladı. Yani sıkıntı da kalmadı. Benim isteğim ülkelerine geri dönmesi. Evet, bir diğer konumuz da Atakan Akşam Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi. Eski Ordu Spor Başkanı ve uzun yıllardır Milliyetçi Hareket Partisi'nde politika yapan Yaşar Pamuk'tan sonra Atakan Akçağ da Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi. Atakan Akçağ'dan şöyle bir açıklama geldi. Suskunluğumu koruyorum, bir açıklama yapmak istemiyorum. Devlet Bahçeli'ye ve ülkücü sisteme saygımdan dolayı bir açıklama yapmayacağım diye bir açıklama geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de diğer bir açıklama geldi. İhraç haberleri doğru ancak itiraz etme hakları var. İsterlerse itiraz edebilirler ama şu anda bir ihraç yok. İhraç edilme süresi var diye bir açıklama geldi hocam. Atakan Akça bu ihraca itiraz edecek mi? Neden bu konuyla ilgili belli bir açıklama yapılmadı? Bunlar da merak konusu. Umarım Atakan Akça'dan da bir açıklama gelir. Neden ihraç edildi? İhraç edilme sebebi ne? Bunları henüz bilmiyoruz. Yani kendisinden de bir açıklama gelse aslında insanlarımız da aydınlanmış olur diyorum. İnşallah bir açıklama yaparsınız. Buradan da seslenmiş olalım. Evet, bir diğer konumuz da Netanyahu köşeye mi sıkıştı? Hizbullah'ın attığı füzeler nedeniyle İsrail'in demir kubbesinde bir yangın oluştu. İsrail bu yangını durduramadığını açıkladı. 30 bin kişinin evinden ayrılmak zorunda olduğunu açıkladı. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yersiz olacak ama sen o kadar 7 Ekim'den itibaren sen git Filistin'e bu kadar yangınlar, bu kadar yıkımlar, çocukların ölümleri, kadınların ölümleri. Ondan sonra sana hiçbir şey olmayacak mı? 30 bin kişiyi o yangını durduramıyoruz, 30 bin kişi ihraç edildi diye bir açıklamaya. Yani bu kadar yangından, bu kadar şeyden sonra senin zaten bir yerde de bu yangına maruz kalman gerekiyordu. Zaten
daha neler neler gelecek, yavaş yavaş da geliyor. Zaten şu an bir köşeye sıkışmış durumdalar. Bir artık her yerden bir tepki gelmeye başladı. Umarım Gazze'de bu tepkilerden dolayı bir nebze hafifler acıları diyorum. Evet. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. İyi dile. Umarım bizim ülkemizden de bir yardım gitmez. Umarım İsrail'e bir yardımda bulunmak gibi bir hata yapmayız diyorum yani. Gazze'ye hiçbir yardımda bulunamadık. Umarım da uçaklarımız işte yangın söndürmelerimiz falan filan. Onlar da umarım İsrail'e gidip de yardımda bulunmazlar. Çünkü Gazze'ye hiçbir şekilde yardım ulaşmadı diyorum. Yangının söndürülmesini falan da dilemiyorum buradan. Umarım yaşattığınızı yaşarsınız diyerek de noktalıyorum bu konuyu. Evet, bir diğer konumuz da Temmuz ayında emekliye ve askeri ücrete zam yok. Evet, ekonomi yönetimi Temmuz ayında askeri ücrete ve emekliye zam yapılmayacağını açıkladı. TÜİK'e göre 4 kişilik bir ailenin gıda harcaması toplamda 19 bin liraya tekabül ediyor. Bekar bir işçinin ise harcaması 24.600 TL'ye tekabül ediyor. Ancak askeri ücret 17 bin lirayken bu insanlar nasıl geçimini sağlayacaklar? Hiçbir zam olmamasına rağmen nasıl yani şimdi şöyle bir şey. Zam bir yerden geliyor ama emekli evet. Ve askeri ücrete zam olmuyor. Yani askeri ücret 17 binde kalıyor ama ev kirası 20 bine çıkıyor, 25'e çıkıyor. Bu insanlar da ya burada bir ters orantı var. Evet. Yani biri artarken diğeri azalır. Burada da askeri ücrete zaten elmeye devam edecek bu gidişle. Evet, kim neyle nasıl geçinsin? Yani emekli de ek iş arıyor zaten diğer bir haftada konuşmuştuk. Evet. Bu konu hiçbir zaman bitmez. Bu askeri ücret burada olduğu yerde saydığı sürece ya zam yapılmayacak öyle ya. Şimdi şöyle bir şey. Ev kiralarına zam geliyor. Gıdaya zam geliyor. Her şeye zam geliyor. Ama emekliye ve askeri ücrete zam yok. Emekli durumu apayrı bir durum. Zaten askeri ücrete bir zam yapmayacaklarını askeri ücret belirlenirken de söylemişlerdi. Ama şu an normal gıdaya gelen zamlardan sonra bir ara zamda gelmesi gerekiyordu diye düşünüyorum evet. Ben. Geçim zorlaştı yani. Her şekilde evet. Zorlaştı. Sonunuz hayırlı olsun diyorum. Evet. Evet, bugünkü söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdilik bu kadar. Tabii ki söylenecek konularımız, sorularımız, soru işaretlerimiz kafada hiçbir zaman gitmez. Yaşadığımız sürece sorunlarımız ve sorularımız tabii ki olacaktır. Her cuma gündemin nabzı programıyla sizlerle olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi akşamlar.